Selamlar, Brostars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Javi, Ales ve Aykaos'un bir Colt ve Rico'yu nasıl 2K yaptığını izleyeceğiz. Ben Twitter'dan takip ediyorum bu arkadaşları. Oyunlarını paylaşıyorlar. Böyle 1600-1700'de falan geldiklerinde böyle yine 3 kişi beraber toplanıyorlar. Yine her zaman olduğu gibi paylaşıyorlar. Aynı şekilde bunları yenen birileri olduğu zaman da bunların Twitter hesaplarını etiketleyerek işte sizi yendik, işte bu fotoğraflar falan filan diye de paylaşıyorlar. Yenilince çok kötü oluyor yani, bu yüksek kupalarda kupa kaybetmek inanılmaz kötü. Bir de şöyle kameraya bakarken şu gözlüklerde bir şey oluşuyor. Zannedersem camlarla alakalı olan bir durum var. Kamerada bunu bir şekilde tanıtmam ve halletmem lazım. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ve maçı şu şekilde açtık. Rakipte Mr. P, Nita ve Bibi var. Yani uzaktan Mr. P ve Nita'nın bir hasar bırakması söz konusu olabilir ama diğer türlü üçü de uzak karakter olduğu için hiç yaklaştıracak gibi bir durum olmuyor. Bibi'nin hasar vermesi için bizim şu anda videosunu izlediğimiz takıma. Nita topu bayağı bir geride tuttu. Sonrasında bırakmak durumunda kaldı ki Rico'ya biraz hasar verebilsin diye. 5 tane kaldı orada Rico'nun. Şimdi bakalım ultiyi nasıl atacak. Ultiyi zaten çok güzel, her şey çok güzel, iyi gerçekleşti. Alice için Mr. P ultiyi attı. Ultiyi atmadan önce hemen Colt ultiyi atmıştı ki şu an çok güzel bir gol attılar. Önemli olan zaten kaleyi açtıktan sonra illaki bir şekilde rakipleri alarak ileri girmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlar çok profesyonel oyuncu oldukları için hani hemen illa işte bir adamı öldürdük, aha işte diğerini de öldürdük, hemen gol atalım kafasına gitmiyorlar. Çünkü yeni doğan rakip bile bayağı bir zor durumda bırakabiliyor takımı. O halde yenilmeye kadar durum gidebiliyor. Hemen yeni bir maça geçtik. 10-12 tane maç var zannedersem bu videoda. Direkt olarak aksesuarını zaten attık, o arasındaki o duvarı kırmak için. Ya yani iki tane karşıda Rosa ve tank olarak Mortis var. Rosa'yı öldürdüler. Şimdi zaten dönmeye başladı orada Rosa biraz ama şimdi gördüğünüz gibi bir aksesuar daha atarak tam bütün duvarları bir aksesuarıyla kırmaya çalıştı ve kırdı. Şu an ortası neredeyse bayağı bir açılacak. Colt'a atak yapmasına rağmen Mortis pek bir şansı kalmadı. Colt zaten bayağı güçlü bir karakter. Buna da nerf geldi bildiğim kadarıyla. Gelmişti, bir daha nerf geldi. Aksesuarına nerf gelmişti. Şimdi normal atışına da nerf geldi. Ultiyi, ultiyi resmen yedirdi. Colt'a bayağı bir ulti yedirdi Colt. Colt'a bayağı bir ulti yedirdi. Rose'ye bayağı bir ulti yedirdi Ales. Bir maç daha bitti. Hızlı bitiyor genelde maçları. Çok zorlanmadıkları sürece genelde maçlar böyle gidiyor. Ben de yine dediğim gibi Twitter'dan takip ettiğim için birkaç tane maçlarını izlemiştim. Ceki atak yapmaya çalışıyor ama Colt bütün mermileri tutturuyor. Hani iki tane yani atış merminizi tutturduğunuz zaman rakip eğer tank değilse ölüyor. Tanksa zaten bayağı bir hasar almış oluyor. Max'i de hiç sıkıştırmadılar. Yani bu arkadaşların ben bu profesyonel oyuncuları izlediğimde de yine en çok dikkatimi çeken olay, bir kişiye 3 kişi dalıyorlar. Hani tamam, herkes ilk başta belli bir koridora geçiyor. Sağdaki sağa, soldaki sola sıkıyor ama bir kişi öldüğü zaman hemen diğerine fokuslanmaya çalışıyorlar. Bu şekilde rahatlıkla maçı alabilir. Burada çok güzel bir gol var. Bu maça hatırlıyorum. Çok güzel bekletti ve attı. Hani direkt olarak sağa atayım topu da hemen adama sıkayım falan muhabbeti yok. Hep en güzel anını kolluyorlar, bekliyorlar. Bu da tabi tamamıyla çok fazla oynamak ve de çok zaman ayırmanın sonucu böyle oluyor. Takım arkadaşları da zaten çok iyi. Böyle rahatlıkla yapıştırıyorlar. Bu da zaten bir diğer gol oldu derken, bak işte bunlar da hata yapabiliyor. Hatta oraya bir geri alalım. Şimdi burada ne oldu? Ulti de orayı kırdı. Javi sağa attı ama Mike tuttu onu. Aslında bu bir hata değil, köşeye attı ama Mike'ın orada biraz refleksleri sağlam oldu. Oraya gideceğini tahmin etti ve biraz daha yakın davranarak oradaki topu tuttu. Şimdi bir Max'i aldı. Soldan Rico ultiyi attı ama o aksesuarlar, ultiler etraf karıştı. Bu sefer atarlar herhalde. Dönüyor ama bu Aykaos'un hiç yapmaması gereken bir şey. Böyle bence bir tane maç kaybetmiştir yani şu 2K'ya kasarken. İleride böyle sağ sol yapıyorlar diye ama zaten 1-0 önde oldukları için ve de maçın rahat geçtiği için öyle yapmıştır. Hem de video zaten çekildiğini biliyor. Şu anda zaten maçı anlık olarak tekrar değil, anlık olarak maçı izliyoruz yani. Direkt olarak maç içerisinde kaydedilmiş bir video. Maçın tekrarı değil. Şimdi sola atacak, bakalım aksesuarı nasıl atacak? Mr. P'ye denk getirecek mi veya şu an kullanacak mı aksesuarı? Halen daha bekliyor. Ultiyi doldurdu, ultiyle mi kıracak duvarı? Evet, bekliyoruz. Javi az önce ölmüş. Ultiyle tamamen ortayı kırdı. Şimdi o zaman aksesuarı kullanacak. Bakalım aksesuarla diğer duvarı da kırmaya çalışacak mı? Barley'in ultisi bayağı bir etrafı dolanıyor. O yüzden biraz geri kaçmak durumunda kaldılar. Mr. P süperini atıp yardımcısını aktif hale getirdi. Barley biraz daha ortada durmaya çalışıyor. Aykaos'u zorlamaya çalışıyor ama
başarılı da oluyor açıkçası. Aykos'u bayağı geriye doğru ittirdi. Evet, bu takım biraz mücadeleci ve başa baş geçen bir takım. En sonunda kupaları göstermiyor ama yani yüksek kupalı oldukları biraz belli oluyor oynayışlarından. Mr. P'nin oradaki süperini de Ales indirmeyi başardı. Oo, inanılmaz bir ulti geldi. Hani Riko iyi oynayan birisi ultiyle çok güzel şeyler yapabilir. Hala aksesuarını kullanmadı. Aykos'un aksesuarlarının tamamı duruyor zannedersem. Ben kullandığını göremedim. Şimdi Aykos'un diyorum, Ales'in aksesuarları. Aykos az önce ultiyi attı. Barley de ultiyi attı. Mr. P biraz geride durmak durumunda kaldı ama Barley şu anda öldü. Ve zaten şeyi... Şu anda Colt'u oynayan arkadaşı da öldürdü. Ailesi de öldürdü Barley güzel ulti atarak. Devamında ise biraz daha geriye çekilme durumundalar. Öyle pozisyondalar çünkü hiçbir şansı olmuyor. Hani 3 tane uzak menzilli karakter ve 3'ü de iyi oynuyor. 3'ü de çok kaderi değiştirecek olan karakterler. Şimdi yine Barley, Nita ve Riko geldi. Az önce Riko'nun yerine Mr. P görmüştük. Şimdi yine Barley ve Nita girdiler. Onun yerine Riko geldi. Sağdan Aykos zorlamaya çalışıyor ve başarılı da oldu. Ortadaki duvarı da kırdı Colt. Bayağı işine yaradı. Demek ki her zaman Colt duvar kırmaya biliyor. Bu haritada savaş topunda oynarken bütün duvarları kırmak bazen de işlerine gelmiyor olabilir ki. Az önce zaten örneğini gördük. Kırmadı, bekledi. Ulti doldurdu. Ultiyle şimdi orada hem Riko'ya vurdu hem de duvarı kırdı. Bakalım aksesuarı atacak mı? Hala bekletiyor aksesuarı. Belki atsaydı aksesuarı, orada duvarı kırıp biraz daha geri gelse daha iyi sonuçlar olabilirdi ama dedim ki bunlar profesyonel oyuncular billahi bir şeyleri biliyordur ama tabii ki hata yapmadan da olmaz, muhakkak hata da yapıyorlardır. Öyle de dediğimize bakmayın. Sağda bayağı bir hasar bıraktı Aykos, Barley 24 canı kaldı. Yukarıda yine Riko takılmaya devam ediyor. Az önce de Barley aksesuarını atıp canladı arkadaşlarını. Solda Nita topla ne yapıyor öyle acaba? Topu uzaklaştırmaya çalışıyor bir nevi çünkü rakiplerin çok iyi olduğunu biliyorlar. Kötü bir ulti geldi Alex'ten ama aksesuarlarıyla kırmayı tercih etti şimdi. Javi, çok güzel. Hani kalenin böyle çok büyük olmamasına rağmen çok güzel ultiyle gol atmayı başardı. Javi devam ediyoruz. Bu devamında bir tane gol attılar. Nita sağda ama bu sefer Javi öldü. Bakalım Riko ne yapacak solda. Aksesuarını attı. Aykos'un 480 canı kaldı. Bakalım buradan başarabilecek mi gol atmayı. Trickshot mı denedim ama o kadar hızlı. Aslında bence trickshot atmayı denemedi, köşeye atmayı denedi ama oraya vurdu, oradan sekti, Nita'ya vurdu çünkü o hızla oradan o mesafeden gol atamaz diye düşünüyordum. 5028 canı var, pek ultisini bırakamadı zannedersem az önce ulti attığını şey yapıyorum. 27 inç ekrandan videoyu çektiğim için sola bakarken sağ taraf gözükmüyor. Aslında gözüküyor da oraya odaklandığınız için sanki orada bir tane de ekran varmış gibi. Aykos gitti, herhalde bütün kişileri öldürdüler. Evet, bu golü de rahatlıkla attılar, bir maç daha kazanmış oldular. Oo evet, işte harita değişti. Rakipler değişik. Frank, Riko ve Surge. Şimdi bu maç biraz heyecanlıyım. Çok fazla duvar olan haritada karşılarda fazla tank olduğu için hani Frank onlar da yine duvarlardan bayağı sektiren birisi var. Bir de duvarların arkasında durup sürekli en iyi anık olan şu sağda bir tane Surge var. Onu bekliyorlar. Ya yani Surge en uygun anı bekliyor atlamak için. Bakalım Ales bir aksesuarını daha kullanıp orayı açmaya çalışacak mı? Ultiyi attı Frank'i yedirmesi için Kaos'un ama pek başarılı olmadı çünkü o tehlikeyi fark etti. Frank biraz geriye karşı. Digi Frank var adamlarda, o şey kostüm bende de var, çok severek almış olduğum bir kostüm, kullandığım bir kostüm. Riko yine ortada bayağı aşmaya çalıştı ama şu an bizim takımda ölen yok. 425 canı kalan bir Riko var. Gördüğünüz gibi işte şu an Aykos oluyor. Tam diyecektim ya, işte bu adamlar yani karşıda bir Frank olmasına rağmen bile hadi işte gidip hemen öldürelim falan filan ayağına yatmıyorlar, bekliyorlar. Evet, ultiyi güzel attı ama tabi sonrasında Frank aşağı doğru kaçtı. Almayı başardılar Frank'i. Javi'nin az önceki ultisi bayağı bir yavaşlattı zaten Frank'i. O şekilde almayı başardı Colt. Çok güzel bir ulti geldi Aykos'tan. Şimdi sol yukarıda Frank'i görüyorum. Duvara sıkışacaktır büyük ihtimal. Şöyle az bir ileri atalım. Şu Ales biraz daha ileri gitsin. Frank solda yine sıkışmaya devam ediyor. O çünkü oradan çıkacak durumda değil. 3 tane atıcı var karşıda. Atıcı dedim, uzun menzilli. Silahşörler diyelim artık. Evet, 1680 hasar bıraktı ama diğerinden kurtulmayı başardı neyse ki, yoksa zor durumda kalacak da Ales. Javi'nin süper atışı doldu. Az önce de özel atışı vardı, onu da kullandı. Bakalım Surge içeriye geçti. Çalı da bekliyor, ne zaman ulti aksesuarını atacak. Atmayı tercih etmiyor çünkü karşısında B var. B'yi atarsa nelerle karşılaşacağını zaten kendisi de biliyor. Az önce bir ulti attı, B bayağı bir yavaşlattı orada Surge'ü. Ve halen daha bir gol bulabilmiş değiller. Rakip tamamıyla
defansif oynuyor. İleri atak yapamıyor çünkü. Sıkıştırıyorlar boyuna. Hiç nefes aldırmıyorlar. Şimdi bu 3 arkadaş yeni sezon başlamadan önce karar verdiler. Biz bunları 2K yapacağız diye. Bu karar vermiş olduğu karakterler tamamıyla çoğu haritada, çoğu savaş topu haritasında giden karakterler diye düşünüyorum ki zaten öyle olduğuna siz de kanaat getirirsiniz. Bayağı bir güzel bir şekilde alışmışlar ve gerçekten çoğu kombinasyona, çoğu kompa göre güzel sonuçlar alabilen 3 tane karakterle giriyorlar. Ve uzatmalara maç gitti, gördüğünüz gibi işte bu zorlanan bir şey oldu. Surge bayağı bir sağ sol yapıyor ama zannedersem buraya kadar evet zor bir maçtı. Yani bu Ales ve Javen'in de döndüğünü görüyorsanız evet biz bayağı zorlandık, işte sizi zor yendik falan filan diye normalde dönmüyorlar. 1997 maçıydı bu. Rakipler 1256 idi. Bayağı iyi. 1244, hatta 2000 maçıymış bu, pardon. Ve 2000 maçına gelen adamlar 1250 kupa. Frank, Rico ve Surge. Hakikaten inanılmaz. Şöyle de donduralım çünkü burada şey bitiyor. Burada klip bitiyor. Başa saracak. Hatta siyah ekran oldu. Şurada dondurayım ben onu. Full ekran olmuyor zannedersem. Burada kaldı. Böyle donduralım. Evet, videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi 2K, Rico, Colt ve B nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunlar harbi insane, en üst seviyelerde oynayan insanlar. Güzel, gayet iyi. Tebrik ediyorum arkadaşları buradan. Amacına ulaştılar ilk şey olarak. Belki 2500'e de zorlarlar ama ligin bitmesine kadar var. Bir 10 gün falan var zannedersem ama buraya kadar getirdiler. Hakikaten helal olsun. Bravo. Ben oyunda değilim şu an. Video klibini izlediğim için sıralamaya bakamıyorum. 2000 üstünde şu an en üst rütbede olan 2 tane 3 tane arkadaşı maçlarını izlemiş olduk. Kendinize bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.